Suriyeli depremzedeler medyada aslında bunun bir arka planı da var. Sizin söylediğiniz depremde ki depremden sonra Suriyeli mültecilerle ilgili yazılan, yayınlanan birçok dezenformasyon var. Bunun arka planı şu, aslında uzun zamandır Suriyeli mültecilere yönelik bu tarz dezenformasyonlar yapılıyor. Bu yeni bir şey değil. Deprem de bunun aslında bir fırsatını vermişti. Depremde öyle bir ortam oluştu ki insanlar Suriyelilere yardım etmekten çekindiler. Çünkü hep bu dezenformasyon yüzünden. Halbuki Hatay'da, Adıyaman'da, işte Malatya'da, Gaziantep'te bizim insanımız kadar Suriyeliler de enkaz altında kaldı. Suriyeliler de yardıma muhtaçtı ve Suriyeliler de orada yaşıyorlardı. Ancak bütün bu medya dezenformasyonu yüzünden bütün dikkatler sanki Suriyelilerin yağmacı olduğu üzerine, sanki Suriyelilerin orada bir anda deprem oldu ve bir anda zuhur edip geldiler, yağma yapmaya geldiler gibi bir algı yaratıldı. Halbuki orada oranın insanlar artık, yani 10 senedir Suriyeliler oradalar ve öyle ya da böyle oranın bir parçası haline geldi. Tıpkı burada olduğu gibi, burada İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de esnaf olan insanlar var, nasıl gazetecilik yapan insanlar var, ticaret yapan insanlar var ve hepsi buranın insanı haline geldiler ve burada yaşıyorlar. Ancak bu medya dezenformasyonu bir takım çevrelerin siyasi hesaplarla yaptığı bir şey. Yani deprem öncesi ve deprem sonrasından bahsediyorum. Depremde bu biraz daha zirve yaptı. Ben bunun sadece sosyal medyada görünür bir şey olduğunu düşünüyorum.